yukarıdaki. O şey işte, soğanları açıyorsun onunla. Tamam. Yani ne olduğunu biliyorum, adını bilmiyorum. O zaman öldü zaten. Çok özür dilerim. Lunar bir şey. Lunar coin herhalde. Yeni bitcoin'imiz. Sen değilim o ya. Sen değilim o ya. Shitcoin değilim o ya. Hani ne zamandır şeyli görev de gelmiyor böyle, hani bir yere git bilmem kaç tane seed patlat. Ya bence onu biz şey yapıyorduk çünkü işte bir önceki bölümden gidip açıyorsun o challenge'ı. Sonraki bölümde gitmiş şey oluyor. Bilmediğimiz için her şeye basıyorduk başta. Olabilir. Başta dediğim de yani hani az önce. Bir saat önce falan. Abi çok iyi shotgun ama yani range'i sonsuz. Aa Tayyip, sana bir şey soracağım aslında. Ben bu konuyu açtım ve sonra başka şeylerden bahsettiğiniz için unuttum. Güney Amerika'da şey nasıl? Trafik vesaire mesela. Ben burada çok araba kötü kullanırım diyebileceğim. Ben asla araba kullanamam orada. İstanbul'da araba kullandın ama. Evet. İstanbul'da filan kesinlikle kötü. Kesinlikle. Hani böyle arabaların zaten etrafı hep şey, darbeli böyle, vurulmuş arabalar. Şey yani, imza sorun. Aynen. Hani asla şey yok, çarpmamış, hasarsız bir araba yok. Ondan sonra motorlar sağlı sollu her taraftan makas atarak geçiyor filan. Çok kaotik. Hindistan gibi. Hindistan'ın nasıl olduğunu hayal ediyorsan, öyle. Hani ırkçı bir şekilde Hindistan'ın trafiğini falan hayal et. Öyle ettim zaten. Yine Amerika. Ben başta da öyle ettim zaten. Yalan söyleyecek değilim. Ben şimdi bir ırk bilgisi vermeden söyleyeceğim. Mesela burada da kötü trafiğe sebep olan insanlar Elazığlı. Aslen buralı olmayanlar. Aslen buralı olmayanlar diyerek durumu savuşturacağım. Nerede böyle özel plaka almış ve bu da özel plaka da ucuz bir şey. Yani o yüzden çok sık görüyorsun. özel plakası Latin dillerinden birine ait olmayan bir kelime içeren bir şey var. O insanlar diyorlar ki kardeş ben trafiği belini doğrultamayacağı hale getirmeye geldim. Bakış açınızla savaşıyorum ben. Aynen öyle yani. Evet, ülkemde sevmediğim bir sürü şey vardı bu sebeple kalktım buraya geldim. Ama sevdiğim şey de sizinle paylaşmaya hazırım. Mesela dalıyor gibi araba kullanmak. Yani dayanamıyorum, başka türlü de şey yapamıyorum. Aynen, millet Ramus oynar gibi kullanıyor arabayı. Ya evet, şimdi normalde bu arada korkunç kötü kullanmıyorlar. Ben Mersin trafiğini falan, yani Mersin'deki insanların nasıl araba kullandığını biliyorum. Mersin'de trafik kuralları daha çok öneri gibi. Aslında bir şey ifade etmiyorlar. Şimdi onunla karşılaştırınca Mersin'de bu insanlar çok göze batmıyor. Çünkü zaten onu bekliyorsun. Burada azınlık oldukları için çok göze bakıyorlar. Yoksa hani trafik genel olarak kötü değil tabii ki de. Anladım. Orada trafiğin akışına ters bir hareket oluyor. Kötü sürmek. Aynen öyle yani. Ama evet, diğer tarafta doğanın parçası. Sen diyorsun ki ben burada araba süremem. Bu orada araba sürülemeyeceğinden değil, oradakinin araba süremediğinden kaynaklanıyor. Yani şey, kötü kullanıyorlar demiyorum. Çünkü kötü kullanıyorsa o yaptığı hareketlerde, aa buldum teleporteri. Yaşama şansı yok. Doğru. Başlatayım mı? Başlat. Geliyorum ben. Kötü kullanmıyor ama sorumsuz kullanıyor diyeyim. Yani mesela hayatta en nefret ettiğim şey bir yerlerde otoyolun çıkışı falan tıkalıyken hani giriyorsun, sırada bekliyorsun ya. Sana geliyor ve o zaman giriyorsun o çıkıştan falan. Yani sanki bu kadar insan şeymiş gibi, aslında gerizekalı olduğu için o sırada bekliyormuş. Halbuki yan tarafta akan lane'den gidip, şeyden, şeritten gidip artık ihtiyacın olduğu noktada o diğer şehirde burnunu sokabilmen
herkese hakmış gibi bunu yapan yani. İnsanlar var. Çok tuhaf geliyor bana yani. Şehirde girmek varken şehirde girmeyin diye bekliyorsun. Aynen öyle. Ben olsam çok utanırım ve hani bunu yapınca mesela öbür şehri de tıkıyorsun sen o burnunu sokabilene. Mert sen başlatmadın mı? Bence başlattım. Bu teleporter değil mi? Sana bastım. Bir de ben basayım. Bir de sen basma. Sen daha güzel bastın. Aa, iki tane geldiler. Yani bu insanlar dediğim gibi çok fazla değiller neyse ki. Ama işte çok olmadıkları için de çok göze batıyorlar. Yani şimdi 10 araba oturmuş orada şey bekliyorsun. Yani trafiğin açılıp da dıştan çıkabileceğin anı bekliyorsun. 11. geliyor ve diyor ki sana halkımın şarkısını söyle. Şuradan giriliyor. Aslında ki bu araba araba sürmeyi bilmiyor. Bir İstanbul trafiğini gösteren. Yani İstanbul'da çok yapılıyor bu biliyorum. Ama yani oradaki de iğrenç tabii ki. Ama bu kadar göze batmıyordu sanki o zamanlar. Ya da belki de ben o zamanlar çok da araba kullanan biri olmadığım için de bu kadar yadırgamıyordum. Şimdi böyle şey yapıyorum. Böyle yavaş yarıttan geliyor. Orada beklemişim 10 dakika 15 dakika. Salak gibi. Ezik. Yan şeritten gelip girmeye çalışıyor. Ben onu mesela girmesin diye önündeki arabayla aramdaki mesafeyi o kadar kapatıyorum ki. Yani zaten ilerleyemediğin yavaşlıkta tıkanıyor ya bazen. Şimdi sırf o boşluğu böyle gözlüğüyle takip edip açılmasın diye inip arabayı ittirerek falan böyle kapatasın geliyor. Yani sırf o giremesin o dağılıyor diye. Yani bunu yapanların çok büyük bir kısmı Uber şoförü. Uber şoförlerin çok büyük bir kısmı belli bir gruba mensup insanlar. Devam ettireyim mi? Sen o şeyi biliyor musun? Family Guy'da. Evet, ettirebilirsin ya. Family Guy'da Peter'ın Uber şoförü olduğu şey. Aynen. Bir anda altın bir şey beliriyor. Kolye. Aynen öyle. Mert Özil şimdi 4'e mi geçiyoruz bu arada? 3'te miydik yoksa? Neden 7'e çocuğum basma bakayım. 4'e geçtik. Bu ne kızı? Aşkım bir tane şey versene ama peçete. Bosun temizliğe mi? Mert Özil 4'e geçtik. Az önce sen 4'te Ece yüzünden öldün. Haberin olsun. Evet. Yok uçalar Ece yüzünden değil de her taraf kum oldu. Yani oha şey bu ne? Bunlar mı böyle ya? Herhalde patisine mi yapışmış? Sağ ol aşkım. Sağ ol falan da baktı bir tane. Hani. Ha. Oraya daha gelmedi. Senin yanına girdi. Okay. Thank you. Evet döndüm. Tekrar seninle. İyi. Yeah. Bu düşman mı ya? Ben bunu vuruyorum ama düşmanmış. Bu sadece healer'mış ya. Yok günah. Allah günah falan değil. Ne yapıyorsunuz be? Abi ve ICU'dayız. Evet evet. Az önce benim öldüm yerde. Çok zorluk olarak. The Lone Survivor Stay Alive for 30 Consecutive. Ya 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 ben açtım onu. Ben de açtım. Hadi bakalım. Ben de açtım. Her şeye ben yaptım onu. Ben bunu ettim. Ben şunu ettim. Ben evet ben söyledim öyle. Ben. Her şey ben. Çok iyi. Bu ne? Atlanabilen bir şey mi? Aa yes. Bazı mantarlar var üstüne basıp. Evet. Bu oyun şeyi gibi. Yani birincisi kesinlikle öyle değildi tabii ki de. İkincisi. Birileri Jazz'da Jack Rabbit oynamış. İkiyi. Öyle demiş ki lan demiş. Bu aslında third person olsa. Biraz da zor olsa. Aslında var ya keşke bir şey böyle biraz bu? Daha şey gibi yapsalarmış. Şimdi bu oyunun ilki oha bir yerden zıpladım çok farklı bir şey. Neyse bu oyunun ilki yandan gözüküyordu ya. Evet. Aslında ikincisini Diablo gibi yapmaları gerekiyordu. İzometrik mi? İzometrik. Bence o kadar güzel olurdu ki yani. Gerçi yine güzel oyun ama. Yani şimdi boşan da semerini ye be. Adamlar güzel güzel yapmışlar işte.
Ne izometrik olsa daha güzel olsun bu arada. Oyunun konsepti çok değişirdi. Yani Diablo gibi olsa. Bir Diablo benzerdi o zaman. Olsun. Crimson'lar ne güzel oyundu ya. Abi defolun gidin ya. Vuruyorsunuz. Ve çok yükseklerden aşağı atıyorsunuz. Neye öldüm acaba? Öldüm mü? Bulgu canım ya. Bulgu canım bir şey tek kaptı bana. Ne kadar çok item'ım varmış ya. Ben hiçbir şey bulamadım. Ne be? Mert nasıl karakter? Yalan söylemeyeceğim, izlemem. Sesliyordum. Bakayım. Elinde şey var abi. Otomatik shotgun var senin. Aa Mert birlikte, aynen. Birlikte sinerjik olan itemler var bu arada. Az önce bir şey aldım. Elimdeki başka bir itemde sinerjisi oldu. Ek bir bonus kazandı ikisi de. Harika. Koşuyoruz'una bak. Hakikaten ha. Şey ne? Sağ tuşu ne yapıyor? Melee. Kötüymüş bende. Ama stun veriyor. Oh. Ne demek? Boss'a da stun veriyor mu? Hadi bu. Sanmam. Ben de sanmam. Pekala. Abi hıza bak. Anime kızı gibi koşuyorum. Ya bir de şey gibi görünüyor bu. Cübbesinin arka tarafı böyle açılıyor ya koşarken. Sanki küçük bir kız çocuğu koşuyormuş gibi. Çıkı. Eteği böyle savruluyormuş gibi görünüyor. Kafasındaki şapka da zaten bir tık sevimli. Oha Taylan, nasıl bir damage? Shotgunlar böyledirler. Gerçekten öyledirlermişler. Ben şeyi merak ettim bu arada, şimdi ben kedi yeni silahı açtım ya. Demolim karakterdi. Sende de açıldı mı acaba? Oo. Karakterle ortak açılıyor. Sanmam, bakmam lazım. Shrine of Legends. Pekala. Bu tarz oyunlarda bu arada ben şeyi seviyorum. İşin grinding kısmını seviyorum. Yani. Böyle bir şeyler açma hevesi. Aynen. İncremental olarak sağlıyor. Oyunu bitirmeye şu kadar bile bir hevesin yok. Yani bitmiş, bitmemiş, bulanıkmış, berrakmış, her suyu içmiş. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben sadece istiyorum ki her şeyi açayım. Benim için bu tarz oyunlar her şeyi açtığında bitiyor. Bari görebiliyor musun? Onunla görmem önemli. No. Daha yükseğe çık. Taylan Bey, ne yapıyorsunuz? Shift'e basınca nasıl bir şey yapıyor? Görünmez oluyorsun. Maşallah iyiymiş. Böyle. Karakter gerçekten iyi. Q ne yapıyor? Denedin mi hiç? Q? Speed plan veriyor. Hem attack speed, hem movement speed bir şeyler. Aa, ölüm çemberiymiş burası. Ne kadar kötü bir bölüm bu ya. Evet. Eşimi taştım bu arada. Normalizm 3 katı koştuğum için.
Ya da Golfus'lar. Abi bu ne artık, ben de bulamayacaksam bu hızda. İster misin oyunda harita olsun? Evet. Var mı? Yok. Ya. O kadar hızlı gidiyorum ki yer çekimi çalışmıyor bazen. Çünkü süzülmeye başladı değil mi karakter? Evet. Ferhan, sen DC seven bir insansın. Nasıl bir damage, Allah kahretsin, ne yapıyorsun? Şeyleri falan izliyorsun herhalde. İzlemişsindir. Batman filmlerini, Batman zıtları. Ondan sonraki bu Aquaman'leri vesaireleri izledin mi? Justice League'i. Yok. Hiç. Gerçi izledim Justice League'i de, çok aklımda kalmadı. Onu şey biliyorsun değil mi? Schneider'in, Schneider mi artık adamına der neyse. Kızı intihar ediyor. Galiba. O yüzden o film bayağı kötü aslında yani. Olmasını beklediğinden de kötü. En son kendi şeyini yapıyor. Kendi katını yapıyor. Evet. Onu izlemedim. Kendi şey 4-3'lük. Ben izledim bunu. Ben DC'de sevmedim için. kendi katı 4-3'müş çünkü adama tekrar kurgu yapması için bütçe vermemişler. O da elinden geldiği kadar yapmış. Bir de çekilen bazı sahneler şeymiş. Normalde kaç? 21'e 9 mu sinema perdesi? 21'e 9 değilmiş bazı çekilen sahneler. Dolayısıyla hepsini en rahat 4'e 3'te birleştirebilmiş. Anladım. Neyse. Şey soracaktım aslında, izledim değil de muhtemelen izlememişsindir. Yeni çıkan Flash filmini. Aa yok, izlemedim. Ya Flash benim çok sevdiğim bir karakter değil. Ben şeyi seviyorum, Green Lantern. Onun da filmi çok kötüydü. Evet. Çok kötü. Yani Red Lantern'ı çok seviyorum. O bayağı iyi. Ah, öleceğim. Yok yok, kötü düşünme. Evrene iyi sinyaller yolla. Öleceğim. İyi öleceğim o zaman. Tanı yediğinde ölecek. Teleportun nerede? Mert bir sonraki şeye bak, adama bak. Ha 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 ha. Bunu ben az önce Ahmet sallayıp tutturmuştum. Ha. Sadece ha'sını gösterdim. Yani başka ne kaldı? Onlar da bulamamışlar. Ah. Nerede bu ya? Ben sen sanki Flash'ı seviyordun gibi hatırlıyorum bu arada ya. Ben de ne öyle bir... Ya Flash'ın... Yalan bilgi var. Şeyi güzel, tamam mı? Mesela... Şunları bir yapıp çok şey söyleyip hiçbir şey anlatmamak. Şimdi mesela DC'de şey olayı vardı, tamam mı? Flashpoint diye bir tane event oldu. Evet. Bütün olayı Flash'ın varlığından dolayı olabilen bir şey. Hani aralarından bir tanesi istemsiz olarak zamanda yolculuk yapabiliyor bazı durumlarda. Ve kendisi bunu doğru düzgün yönetemiyor. Oradan seviyorum ben Flash'ı. Ya da mesela şey var. Flash'ın başka versiyonları var. Yani mesela Flash'ın bir tane versiyonu bildiğin Hermes. Kafasında metal bir şey var, şapkası var filan böyle. Böyle aşağı bir şaşırtan da. Neredeyse. Şey, son film Flashpoint ile alakalı bu arada. Haa. Aha. Onu bilmiyordum. Ya, o yüzden zaten izlemiş olabilirsin diye öyle tahmin etmiştim. Bilmiyorum. Önüne duran bir ağaca çıkmayı denesene. Onun etrafındaki spiralden. Aaaa! Ve oraya gitmedi. Burada öyle zıplamıyorum. Şöyle gideceğim. Şu spiralden mi? Solundaki ağaçtan. Heh, şuradan aynen. Yukarı doğru. Kapa gözünü, koş. Ben sana sağ sol yap derim. Sol yap! Daha çok sol yap. Aha! 4-6 çıkacak. Yok, tedbir. Bu kadar. Buradan daha yükseğe şu mantarların yürüdüğü yer. Güzel yürüyorlar. Poinki poinki. Mantarların yürüdüğü yerin üstüne çıkmayı denedim mi? Yoktur. Daha biri ölsün. Oooo, ne oluyor?
Burada da yok. Galiba en zor seviyeye ulaştın Taylan'cığım. Yani galiba düzgün item bulunca en zor seviyede çok zor değil diyor. Ama yani şeyi bulamıyoruz ki. Ben bulamıyorum ya da. Neyse. Hep annelere baktığımdan da olabilir. Olabilir. Şimdi ben de şuraya git buraya git diyemiyorum. Flashpoint ile alakalı derken ne oluyor mesela? Hani... Ha, öyle bir spoiler vereyim mi? Yani ben izlemedim de işte yine geçmişe gidip hiçbir skill düzeltememe. Hiçbir penisi düzeltememe. İki eliyle bir penisi doğrultamama. İki eli ayrıca geçmişten geleceğe doğru iki el daha gönderip. Ya şey de güzel. Aha buldum. Sonunda. Ya ben şeyi de seviyorum. Mesela Justice League'in de olayı mantıklı, tamam mı? Sen biliyor musun Justice League'in esas olayını? Hani konusunu. Ben hepimizi dövmesin.